Arkadaşlar merhaba serimizin devam videosuna hoş geldiniz. Bu videoda da blueprints yapısını göreceğiz. Flask'ın bize sağladığı blueprints adlı bir sınıfı kullanarak elimizde çok sayfa olduğu zaman bunların sadece server.py altında birikmemesi adına nasıl bir yol izleyebileceğimizi anlatacağım. Şimdi bunun için birden fazla sayfa ayarlayalım böyle farklı amaçlar ona şimdi neler yaptık şu ana kadar filmleri listeleyen ve o filmlerin detayını gösteren bir birer sayfa yaptık. Şimdi aynısını aktörler için de yapalım. Yani aktörleri listeleyen ve her bir aktöre tıkladığımda o aktörün oynadığı filmleri listeleyen iki sayfamız olsun. Şimdi bunlar aynı sayfalar olduğu için sadece içeriği değişecek. Olduğu gibi kopyalayıp yapıştırayım şimdilik. Şöyle yapacağım. Yani buranın altında olan her şeyi aktöre çevirirsem ben. Şöyle yani aktör istersem kontrol haşlar. Ve aşağı doğru indiğim zaman Tamam Şu anda Bakalım Bir tane aktör saatli bir sayfamız olacak Buradan Artık tabi movie tablosundan değil aktör tablosundan Aktörleri çekeceğim Ve bir listede göstereceğim bir tabloda göstereceğim bunları sonra eğer Like butonuna bastıysam Şuradaki aktör Tablosundan Her birini birer artırap azaltacağım Şimdi buraya geldim Burada da neyi göstereceğim ben? O aktörün oyunda filmleri göstereceğim. O yüzden burada artık aktör 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 değil. Bunların hepsi movie olacak. Daha demin gibi kontrol de da yapabilirim. Şu an için şöyle gidelim. Şuradan devam ediyorum. Movie ID neye eşit olacak? İndeksteki movie ID'ye eşit olacak. Ne zaman? İndeksteki actor ID'im şu anki ID'ime eşit olduğu zaman. Yani aynı sayfayı yaptım sadece aktörle yer değiştirmiş olduğum filmleri. Buradan actors page'e gidecek. Şunun adını değiştirelim. Actor detail page yapalım. Nereyi döndürsün bize? Actor detail page'e işlemi döndürsün. Aynı zamanda burada artık bir tane aktör seçeceğim ve burada bir adet movies seç. Bütün movie oynadığı filmleri alacağım. Yani şu movies olacak. Bu da aynı şekilde aktör olacak. Yani iki tane iki aynı sayfayı kopyalamış oldum. Şimdi bunun HTML'lerini hazırlayalım. Direkt bunu olduğu gibi kopyalayayım ben. Actors da HTML yaparım. Bunu da gene aynı şekilde olduğu gibi kopyalayayım. Şuraları sildim. Actor detail page. Şimdi mesela Actors'a girdiğim zaman sayfanın başlığını Actors page yapalım. Ne değişecek? Buraya ben artık aktör vereceğim. Yani her movie gördüğüm yere ben aktör yazarsam değiştirelim olduğu gibi her şeyi. Şimdi bakalım. Aktörlerin içindeki her bir aktör için aktörler fotoğraf klasöründen fotoğrafını al. Her birinin üzerine tıkladığında aktör detail page'e git. Şurada verdiğimiz sayfaya git. Aktörün like'larını getir, dislike'larını getir ve like dislike butonu olsun. Bu sayfa bu kadardı zaten. Aktör detail page'e gelecek olursam bu sefer de sayfanın başlığı aktörün adı olacak. Bu sefer de burada aktörün oyunda filmleri döneceğiz. Yani aktör yerine movie yazmam lazım. Bunları da değiştirdiğim zaman her bir filmi dolaşacak ve oynadığı filmlerin işte fotoğrafını, ismini, like'ını, dislike'ını gösterecek. Şimdi bir çalıştıralım bu şekilde kodumuzu. Evet, gittik sayfaya. Ben için bir sıkıntı yok. Aktörse gittik. Evet gördüğünüz gibi aktörler sıralı. Buradan like dislike atabilirim gene aynı şekilde. Daha önce yaptık. Aktör 3'e gittim. 3 filmde oynamış. Geri geldim aktör 2'ye geldim. Hiçbir filmde oynamamış. Aktör 4'e geldim. 4 filmde oynamış. Görüyorsunuz şu anda 2 sayfada hazır. Tamam. Şimdi bakıyorum ben server.py'ye geldim. Biraz küçülteyim. Bakın görüyorsunuz sadece 2 sayfa için. Bu kadar kod yazdık. Yani 4 sayfa diyelim. 4 sayfa için bu kadar kod yazdık. Ve buradaki SQL'ler kısa. içinde yaptığımız veri operasyonları kısa. Login yapsak ayrı. Başka fonksiyonlar eklesek içeri Ayrı şeyler yazmamız gerekecek. Ve bunlar çok fazla uzayacak. Yeni sayfa eklediğimizde gene aynı şekilde çok uzayacak. Bunları ayırt etmemiz gerekiyor bir şekilde. Yani tek bir Python dosyasına yazdığım zaman çok fazla uğraştırıyor bu. Bunları Flask'ın bize sunduğu Blueprint kütüphanesini. Evet, geçenki hatayı gene alıyoruz. Şunu kapattığımız zaman breakpoint'ten gözlüğü yani en azından yakalamıyor Öyle bir şey. Tamam. Blueprint kütüphanesini kullanacağız. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey bu dosyaları bu ayrı ayrı yazacağım Python dosyalarını içerecek bir klasör oluşturmam. Adına view istiyorum ben. Yani her bir sayfanın olacağı dosyayı anlatmak adına içine iki tane dosya açalım. Biri aktörlerin gösterileceği sayfanın dosyası olsun. Biri filmlerin gösterileceği sayfanın dosyası Şimdi bu dosyalarda Plus'dan öncelikle bir Blueprint'i importlayalım. Ne yapmamız gerektiğini import Blueprint Tamam bunu importladık. Şimdi bu şekilde başlayacağız. From yazmamışım. Şimdi başlayalım. Bu sayfa nereyi gösterecek bize? Bu sayfa bize filmlerin olduğu bütün sayfaları gösterecek. Yani filmlerle alakalı bütün dosyaları buraya koyabilirim. Bütün kodları buraya koyabilirim. Buna bir isim verelim. Movie diyelim. Bir Blueprint olsun. Adını ne dedik? Movie dedik. Import name'ine Name diyeceğiz. Bunlar Default değerler. Yani girmemiz gereken değerler. Bir de hangi HTML dosyalarını alacağını söylememiz adına Template dosyasını söylememiz lazım. Diyelim ki mesela Movie'ninkini ayrı bir klasörde tutmak istiyoruz. Template'ın içinde başka bir klasör açıp buraya öteki klasörün adını girerek devam edebiliriz. Movie kaydettim. Şimdi geldim sunucuya. Buradan filmle alakalı olan her şeyi aldım. Ve olduğu gibi buraya yapıştırdım. Şimdi Burada eskiden app, app, app nokta Şimdi çünkü burada neyimiz vardı? Bir app app'imiz vardı. App adlı bir değişkenimiz vardı. Şimdi artık burada movie blueprint'in içindeyim. Bundan ötürü artık bu movie bizim rahatlarımızı kontrol edecek. Bu blueprint bizim rahatlarımızı kontrol edecek. Tamam. Öteki yanan şeylere de bakalım. Bunlar ne yanıyor? Import etmediğimiz için yanıyor. Request import edelim. Render template import edelim. Redirect import edelim. URL for import edelim. Şu an için bunlar söyleyecek. Aynı şekilde şuradaki şeyleri nereden import ediyoruz? From queries import hepsini alalım. Tamam. Şu an için bu kadar. Burası tamamlandı. Aynı şeye gelip aktörler için de yapıyorum. Burayı kopardım. Buraya yapıştırdım. Şunu direkt buradan kopyalayayım. Bu ne olacak? aktör blueprint olacak. Aktör diyeceğiz. Templates aynı. Sonra buradaki app'leri aktöre çevirdim. Importlarımız yapalım. From Flask. Aynısını zaten kopyalayacağız. Şuradan kopyalayayım direkt şöyle. Tamam. Bu sayfa da tamam. Şu anda iki sayfamız da hazır. Gelip burada yani app app'in olduğu yerde sunucumuzda bizim bu blueprintleri kaydetmemiz gerekiyor. Burada import etmiştik zaten. Yapmamız gereken tek şey app class'ını başlattık. App sınıfını başlattıktan sonra bu sınıf üzerine register blueprint fonksiyonunu çağırıp hangi blueprint'i vereceksek onu yazıyoruz. Bu blueprint'ler nerede? aktör payın içinde. Aynı şekilde movie.payın içinde. Bunları bizim import etmemiz gerekiyor. From actor import actor. From movie import movie. Yanlış şöyle bir problem var. Python şimdi şu paketleri göremeyecek. Şu Python dosyalarını göremeyecek. Neden? Çünkü server.py'in bulunduğu dizinde şunları kapatayım. Bulunduğu dizinde bu iki paket görünmüyor aslında. extra.py veya movie.py diye iki tane dosya yok. Bunu ayırt edebilmesi için yapmam gereken şey buraya bir init altır pay yazıyorum. Bu Python'a diyor ki Bakın bu klasörün içi bu, bu klasör bir Python paketi olacak. Yani buraya baktığınız zaman bu dosyaları bulabilmeni sağlıyor. Şimdi yapacağım şey şu. Views.actor Views.movie Yani Views'un içindeki actor python'ını al. Views'un içindeki movie şeyini, Python dosyasını al. Evet devam ediyoruz. App.register.blueprint register blueprint. Buradaki actor blueprintini kaydedeceğim. Aynı şekilde movie blueprintini kaydedeceğim. Şimdi kodumuzu bir çalıştıralım bakalım. Nasıl bir sonuç alıyoruz? Tamam gidelim. Evet ana sayfaya girdi. Movies'e gidelim. Evet. Şunu unuttuk. Neyi unuttuk? Şimdi artık ben bunları Blueprint'lere ayırdığımdan ötürü aynı şekilde gelip buradaki URL for'ları da değiştirmem lazım. Çünkü artık Movie Detail Page diye bir fonksiyon Burada yok. Yani movie details URL for ne yapıyordu? Gelip gideceğim sayfanın metot ismini arıyordu değil mi? Fonksiyon ismini arıyordu. Ama şu anda nerede arıyor bunu? Homepage'de arıyor. Bütün bütün e URL for'lar Bunu belirtmemiz gerekiyor. Neredeki movie detail page'e gitmem lazım benim? Movie blueprint'indeki movie detail page'e gitmem lazım. O yüzden movie nokta detail page yazıyoruz. Aynı şekilde ben geldim. Ektra. Artık neredeki ektra detail page'i arıyorum ben? Actor Blueprint'in içindeki Actor Detail Page'i arıyorum. Yani sayfanızdaki bütün URL'ler için yerel for'lar için bunu yapmanız gerekiyor. Tekrardan başlattığımız zaman görüyorsunuz Like'lar, Dislike'lar bakın gene aynı hatayı aldık. Movies Page nerede diyor. Movie'nin altındaki Movies Page'de olacak. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Bunları nerede düzelteceğiz? Kod içinde. Bakalım. Redirect URL for Movies Page demişiz. Bu neredeki Movies Page? Movie'nin altındaki Movies Page'de. Yine aynı şekilde actor'ın altında actor nokta actor nokta veriyoruz. Tekrar başlatalım. Bakın şimdi artık sorunlar çözüldü. Like dislike'ler hiçbir sıkıntı yaratmıyor. E, aktörlerin filmlerini görebiliyoruz. Yani şu anda biz bu iki sayfayı blueprintlere ayırdık ve görüyoruz. Sunucumuz ne kadar sakin ve ne kadar düzenli duruyor. Çok az bir şey oluyor sunucuda, yani server payda Önemli olan fonksiyonlar buralarda. Bu hem kodun okunabilirliğini arttırıyor hem aynı şekilde debug edilebilmesini kolaylaştırıyor. Yani Server.py'nin içinden 5000 satırlık bir dosyadan bir satıra inmek, çıkmak, orayı düzeltmek mi daha kolay yoksa hangi sayfada hata aldıysam o sayfanın blueprintine gidip onu düzeltmek mi? Tabii ki ikinci seçenek. Bu yüzden böyle bir şey yapıyoruz. Evet şimdi aktarmak istediğim bir küçük şey daha var. Şimdi diyelim ki çok fazla sayfamız var ve çok alt alta inen sayfamız var diyelim. Yani actors'ın altında işte e, test buradan başka denem buradan başka bir şey var. Sonra id geliyor. Buradan sonra devam ediyorsun delete vesaire falan. Bir sürü şey ineceksek bunu şu şekilde daha kısa hale getirebiliriz. Burada bir actors var. Burada da actors. Yani aktör sayfasının içindeki her bir yürelim eğer Actors ile başlayacaksa ben bunları kısaltabiliyorum şu şekilde. Geliyorum aktöre. Buraya bir URL prefix diye bir parametre veriyorum. Yani prefix dediği önek. Yani URL'in önüne gelecek. Ekten bahsediyoruz. Buraya diyorum ki actors. Aynı şekilde URL prefix. Buna diyorum ki movies. Şimdi ne oldu? Bu blueprint'in içindeki her URL'in başına movies eklemiş oldu. O yüzden ben artık gidip buradaki aktörü silebilirim. Buradaki aktörü silebilirim. Aynı şekilde buradaki movie'yi silebilirim. Buradaki movie'yi silebilirim. Şimdi bakalım. Geldik sonucumuza tekrar. Başlatıyorum tekrardan. Hiçbir şey değişmedi farkındaysanız. Aynı şekilde çalışıyor. Böyle olması bize ne kazandırıyor? Her seferinde aynı şeyi tekrar tekrar yazmak zorunda değilim. Çünkü bilimlerle alakalı belki 30 tane fonksiyonunuz olacak. Bunların her birini tek 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 yazmanıza gerek yok. Bu şekilde bir kolaylık sağlamış oluyor bize. Evet bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda artık projemizi tamamladığımızı düşünüyoruz. Ve bunu Hero adlı platforma çıkarıp nasıl başka insanların da kullanımını açacağını, açacağımızı göreceğiz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.